Dijital oyunlardaki tehlikeli virüslere en çok çocuklar maruz kalıyor. Çocuklar izledikleri oyunlarda farklı rollere büründürülüyor. Şiddet sanal ve gerçek ortamda böylece kaçınılmaz oluyor. Peki biz çocuklarımızı bu tür içeriklerden nasıl koruyacağız? Cevabı sıradaki haberimizde şimdi. Çocuklarla ekranı yalnız başına 20 dakikadan fazla bir şeyi bıraktığınızda onun içine girer. Ama YouTube kanallarında çok tehlikeli mesajlar veren oyun siteleri, oyun kanalları olduğunun farkındayız. Yarı yıl tatili başladı. Çocukları dijital virüslerden korumaksa daha önemli hale geldi. Aileler oyun videolarını çok masum buluyorlar. Ama asıl oyun oynamak kadar oyun videosu izlemek de çocuklar için riskli. Oyun bağımlılığı gün geçtikçe artıyor. Çocukların en çok izlediklerinin başında şiddet içeren oyun kanalları olması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum çocukların hem uygunsuz içeriklere hem de şiddet görüntülerine maruz kalmasına neden oldu. Başta YouTube olmak üzere birçok dijital platformda çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek videolar yer alıyor. İşte en çok izlenen oyun kanallarından birinde de çocuğu kötü biri yapıp üvey babasını da öldürdüğü görülüyor. Çocuklar bir şeyi izlediklerinde hele hele böyle yakın araya hiçbir şey girmeden telefon ya da tablet gibi bir malzemeyle tek tek o oyunun içine girdiğinde kendileri zaten silah tutan bir el haline geliyor. Oyunun dışında bir sürü mesajları alıyor aslında çocuklar. Bu kanalları insanlar yönettiği için nasıl mesajlar verdiğini, neye hizmet ettiğini, nasıl amaçları olduğunu ne yazık ki bilemiyoruz. Oyunların altına çocuklardan gelen yorumlarsa tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlarsa ebeveynlerin çocuklarının izlediği videoları kesinlikle takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Onun altına diğer çocukların yazdıklarını okuyun. Süzgeçlerinizi iyi koyacaksınız. Çocuk nereye girdi? Siz de kendi telefonunuzdan takip edeceksiniz. Bunların engellenebilecek bilgisayar programları var. Eğer onlar bilgisayara yüklenirse bunlar kontrol altına alınabiliyor. Peki çocuklara uygunsuz ve şiddet içerikli oyunlardan nasıl koruyacağız? Şimdi aileler hemen şunu diyorlar. Oo, bu çok kötüymüş. Evden televizyonu atalım. Artık o devir bitti. Eğer kendine ait bir hesap açıyorsa Instagram, TikTok ya da başka bir şey 13 yaşından önce mutlaka ailesi şifresini alacak. Evde, odada, kimse yokken köşede bir yerde gizlice oynamalarına çok fırsat vermemek lazım.